18. Bölüm Geminin Ele Geçirilişi Biz planlarımızı bu şekilde yaparken ve öncelikle sular yükseldiğinde dalgalar götürmesin diye sandalı var gücümüzle kumsala çekip dibine çabucak onarılmayacak büyüklükte bir delik açtık. Sonra oturup başka ne yapacağımızı düşünürken gemiden bir el ateş edildiğini ve geri dönmesi için sandala işaret verildiğini duyduk. Ama sandal kıpırdamadı. Onlar da birkaç kez daha ateş edip sandala başka işaretler gönderdiler. Sonunda tüm bu işaretler semersiz kalınca ve sandalın kımıldamadığını görünce başka bir sandalı suya indirdiklerini ve karaya doğru kürek çektiklerini perspektif camımdan gördük. Yaklaştıklarında içinde en az 10 adam bulunduğunu ve yanlarında ateşli silahlar olduğunu fark ettik. Gemi kıyıdan aşağı yukarı 2 mil açıklıkta durduğundan gelirlerken onları tam anlamıyla görebiliyor ve hatta yüzlerini bile açıkça seçebiliyorduk. Akıntı onları öteki sandalın azıcık doğusuna kaydırdığından ötekinin kıyıya çıktığı yere doğru kıyı boyunca kürek çekiyorlardı. Bu sayede onları tümüyle görüyorduk. Kaptan da sandaldaki adamların kişiliklerini ve huylarını biliyordu. Dediğine göre sandalda bu komplonun içine geri kalanlar tarafından baskı ve gözdağıyla çekildiklerinden kuşku duymadığı üç tane son derece namuslu adam vardı.'' Ama içlerinde elebaşı gibi görünen Lostromo'ya ve geri kalanlara gelince hepsi de mürettebatın geri kalanı kadar zalimdi ve kalkıştıkları işten dolayı ümitsiz durumda olduklarına dair hiç kuşkusu yoktu. Bize göre sayıca üstün olmalarından dolayı da fena halde endişeliydi. Ona gülümsedim ve bizim durumumuzdaki insanların korkunun çok ötesine geçtiklerini hemen her durumu içinde bulunduğumuz koşullardan daha iyi saydığımızdan İster ölüm, ister yaşamak olsun, sonucu kurtuluş olarak ummamız gerektiğini söyledim. Ona benim yaşam biçimim hakkında ne düşündüğünü ve bir kurtuluş için riske atılmama değip değmeyeceğini sordum. Peki bayım, dedim. Az önce sizi yüreklendiren, benim burada sizin yaşamınızı kurtarmak üzere alıkonulduğuma dair inancınız nerede kaldı? Benim açımdan, dedim, bütün bunların içinde gözden kaçacak bir şey var gibi görünüyor. Neymiş o? dedi. Şimdi, dedim, söylediğinize göre aralarında canlarını bağışlamamız gereken namuslu 3-4 kişi var. Eğer onlar da mürettebatın geri kalanı gibi tümüyle günahkar olsalardı, Tanrı'nın bu adamların hepsini sizin elinizde düşmeleri için seçtiğini düşünürdüm. Çünkü buna göre karaya çıkacak her adamın kaderi elimizde ve ölmesi de, yaşaması da bize nasıl davranacağına bağlı. Bunu yüksek bir sesle ve neşeli bir yüz ifadesiyle söylediğim için onu oldukça yüreklendirdiğini gördüm. Böylece canla başla işimize koyulduk. Sandalın gemiden ayrıldığını gördüğümüz anda tutsaklarımızı ayırmayı düşündük. Sonra onları istediğimiz sonucu verecek biçimde güvene aldık. Kaptanın ötekilerden daha az güvendiği ikisini Cuma ile teslim aldığımız üç kişiden birinin yanına katıp yeterince uzakta ve işitilip fark edilmeyecekleri ya da kendilerini kurtarsalar bile ormanın içinde yollarını bulamayacakları mağarama gönderdim. Onları orada bağlı bırakmışlar ama yanlarına erzak vermişler. Ayrıca ses çıkarmadan otururlarsa bir iki gün içinde özgür bırakmaya da söz vermişlerdi. Yalnız kaçmaya kalkışırlarsa acımasızca ölüm cezasına çarptırılacaklardı. Verilen hapis cezasına sabırla katlanacaklarına söz vermişlerdi ve kendilerine erzakla ışık bırakma iyiliklerinden dolayı son derece müteşekkirdiler. Çünkü Cuma onlara rahat etsinler diye mum da kendi yaptıklarımızdan bırakmıştı ve onların haberi yoktu ama mağara girişinde başlarında nöbete kalmıştı. Öteki tutsaklar işimize yaradı. İkisinin eli ayağını bağla tuttuk çünkü kaptan onlara güvenemiyordu. Ama diğer ikisi kaptanın önerisi ve bizimle birlikte yaşayıp öleceklerine dair ant içmeleri üzerine benim hizmetime girdiler. Böylece bunlar ve üç namuslu adamla birlikte iyi silahlanmış yedi kişi olmuştuk. Kaptanın gelenler içinde de üç dört kadar dürüst adam bulunduğunu söylediğini dikkate alınca 10 kişiyle pekala baş edebileceğimizden kuşkum kalmadı. Öteki sandallarının durduğu yere varır varmaz kumsala yöneldiler ve sandalı arkalarından çekerek hepsi karaya çıktılar. Bunu gördüğüme seviniyordum. Çünkü geldikleri sandalı ona göz kulak olacak birkaç kişiyle birlikte kumsaldan belli bir uzaklıkta demirlemelerinden böylece sandalı ele geçiremeyeceğimizden korkuyordum. Karaya çıkınca ilk yaptıkları iş hep birlikte öteki sandala koşmak oldu ve yukarıda anlattığım gibi içinde her şeyin alındığını ve dibindeki büyük deliği fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bu durum üzerine biraz kafa yorduktan sonra arkadaşlarına duyurabilmek için var gücüyle iki üç kez haykırdılar ama tümü boş çabalardı. Derken hepsi halka oluşturup küçük silahlarıyla yalnızca kulağımıza gelen ve yankısı ormanı çınlatan bir yaylım ateşi açtılar.'' Bu da fayda etmedi. Mağaradakilerin duyamadıklarından emindik ve yanımızda tuttuklarımız da bunu yeterince duymuş olmalarına karşın yine de onlara hiçbir karşılık veremiyorlardı. Öyle bir afallamışlardı ki sonradan bize anlattıklarına göre yeniden gemiye dönmeye ve oradakilere bütün adamların öldürüldüğünü, filika'nın da batırıldığını söylemeye karar vermişlerdi. Bu düşünceyle sandallarını yeniden suya indirip hepsi içine bindiler. Bunun üzerine onların yeniden gemiye dönüp arkadaşlarını kayıp ilan ederek yelken açacaklarını ve kurtaracağımızı umduğu gemisini de böylece yitireceğini sanan kaptan fena halde şaşırdı. Ama kısa bir süre sonra başka bir nedenle korktu. Sandala doluşup açılmalarının üstünden pek bir zaman geçmemişti ki hepsinin yeniden karadan tarafa gelmekte olduklarını kavradık. Ama bu yeni duruma göre Belli ki aralarında düşünüp taşınmış, üç kişiyi sandalda bırakıp geri kalanlarınsa adanın içlerinde arkadaşlarını aramaya gitmesine karar vermişlerdi. Bu bizde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Çünkü artık ne yapacağımızı bilemiyorduk. Eğer sandalı elimizden kaçırırsak diğer yedi kişiyi karada ele geçirmemizin bize hiçbir faydası olmazdı. Çünkü gemiye doğru kürek çekerler, oradakiler de düşünüp taşındıktan sonra yelken açarlardı.'' bizim gemiyi kurtarma umudumuz da suya düşerdi. Ancak bekleyip gidişatın nasıl bir yön tutacağını görmekten başka çaremiz yoktu. Yedi adam kıyıya çıktılar ve sandalda kalan üçü de sandalı kıyıdan epeyce uzaklıkta durdurup diğerlerini beklemek için demir attılar. Böylece onları sandalda kıstırmak bizim için olanaksız hale geldi. Karaya çıkanlar birbirlerinden hiç ayrılmadan altında benim barınağımın bulunduğu küçük tepeye doğru yürüyüşe geçtiler. Onlar bizi göremeseler de biz onları açıkça seçebiliyorduk. Bizden yana gelseler buna pek sevinirdik. Böylece üstlerine ateş açabilirdik. Ya da daha uzağa gitselerdi yerimizden çıkabilirdik. Ama vadileri ve ormanları epey uzaktan görebildikleri, kuzeydoğuya doğru uzanan ve adanın en alçak yerindeki tepenin alnına vardıklarında sesleri kısılana kadar seslenip aykırdılar. Ve belli ki birbirlerinden ya da kıyıdan fazla uzaklaşmayı göze alamadıklarından bir ağacın altına oturup durumu değerlendirdiler. Öncekilerin yaptığı gibi burada yatıp uyumanın uygun olacağını düşünselerdi işi bizim yerimize halletmiş olacaklardı. Ama korkmalarını gerektiren tehlikenin ne olduğunu bilmeseler de uyumayı göze alamayacak kadar kaygılıydılar. Onların bu durum değerlendirmeleri sırasında kaptan bana epeyce yerinde bir öneri sundu. Şöyle ki, belki de arkadaşlarına duyurmak için yeniden yaylım ateşi açacaklardı ve biz tam da hepsinin tüfeklerinin boşalmış olduğu o kritik anda üstlerine çullanacaktık ve onlar da kesinlikle karşı koyamayacaklardı. Böylece kan dökmeden onları yakalayacaktık. Tüfeklerini dolduramadan yanlarına varıp gerçekleştirebileceğimiz için bu öneri hoşuma gitti. Ama bu olay gerçekleşmedi ve nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin epeyce kararsız bir halde uzun süre bekledik. Sonunda bizimkilere bana göre gece inene kadar yapılabilecek bir şey olmadığını söyledim ve sonra sandala binmezlerse onları sahile inmeden kıstırmanın ve bu sayede sandaldakilerin de karaya çıkmalarını sağlayacak bir yöntem izlemenin bir yolunu bulabilirdik. Yerlerinden kımıldasınlar diye son derece sabırsızlanmamıza karşın uzun bir süre bekledik ve hepsinin birden epeyce bir tartıştıktan sonra kalkıp denize doğru yürüdüklerini gördüğümüzde tedirginliğimiz daha da arttı. Belli ki adadaki tehlikelere ilişkin son derece endişeliydiler ve yeniden gemiye dönüp arkadaşlarını kayıp ilan etmeye ve böylece gemiyle niyetlendikleri yolculuğa çıkmaya karar vermişlerdi. Denize doğru yöneldiklerini kavrar kavramaz gerçekten de aramaktan vazgeçtiklerini ve geri döndüklerini anladım. Bunu kaptana söylediğimde neredeyse endişeden fenalaşacaktı. Hemen onları geri getirecek ve amacıma da bir nebze uyan bir yöntem düşündüm. Cuma ile ikinci kaptana batıya, küçük koyun üzerine, Cumayı kurtardığım zaman vahşilerin karaya çıkmış oldukları yere doğru gitmelerini buyurdum ve yaklaşık yarım mil kadar uzakta bir yüksekliğe varır varmaz olanca güçleriyle seslenmelerini ve denizciler kendilerini işitene kadar beklemelerini istedim. Denizcilerin kendilerine yanıt verdiklerini duyar duymaz yeniden ses vereceklerdi ve sonra gözden yitip ötekiler seslendiğinde daima yanıt vererek onları adanın iç kısmına doğru Olabildiğince ormanın içine çekecek biçimde bir çember çizecekler ve onlara buyurduğum biçimde yeniden bana doğru yöneleceklerdi. Cuma ve ikinci kaptan seslendiğinde tam sandala binmek üzereydiler ve onları işitip yanıtlar yanıtlamaz kumsal boyunca duydukları sese doğru koştular. Suların yükseldiği koyda durmak zorunda kaldıklarında beklediğim gibi sandalı oraya çağırdılar. Koyun ağzı karanın içinde bir liman gibi uzandığı için sandal epeyce içeriye girdi. Sandaldaki üç kişiden birini de yanlarına aldılar ve sandalada bir ağaç gövdesine bağlayarak iki kişiyi içinde bıraktılar. Bu tam arzuladığım şeydi. Derhal cuma ile ikinci kaptanı işlerini görmeye bırakarak kalan adamları yanıma aldım. Ve onlara görünmeden çayı geçerek birisi kumsalda uzanmış öteki sandalda bekleyen iki kişiyi apansız bastırdık. Kumsaldaki uykuyla uyanıklık arasındaydı. Doğrulmaya çalıştı ama en önde giden kaptan üstüne koşup onu yere serdi. Ve sonra sandaldaki adama teslim olmasını yoksa öleceğini haykırdı. Karşısında beş adamın durduğunu ve yoldaşının yere serildiğini gördüğünde tek başına kaldığını anlayan adamı teslim olmaya ikna etmek için fazla tartışmaya gerek kalmadı. Ayrıca belli ki bu adam mürettebatın geri kalanı gibi isyana pek de gönül vermemiş üç kişiden birisiydi. Bu yüzden yalnız kolayca teslim olmaya değil, sonradan büyük bir iştenlikle bize katılmaya da razı oldu. Bu sırada Cuma ile ikinci kaptan bir seslenip bir yanıt vererek geri kalanları bir tepeden ötekine, bir ormandan diğerine çekip, onları takatsiz bırakıncaya kadar sürüklemek suretiyle görevlerini gayet iyi yerine getirmişler ve bununla da kalmayıp karanlıktan önce sandala ulaşamayacaklarından son derece emin biçimde onları oldukları yerde bırakmışlardı ve arkamızdan geldiklerinde kendileri de gerçekten öylesiye yorulmuşlardı. Bize artık onları karanlıkta izleyip işlerini bitirmek için üstlerine çullanmaktan başka bir şey kalmamıştı. Sandalın yanına geldiklerinde cuma yanımıza döneli birkaç saat geçmişti. Daha hepsi oraya varamadan önden gidenin arkada kalanlara gelmeleri için seslendiğini, onların da daha hızlı gidemeyeceklerini söyleyerek toparladıklarından ve yorgunluklarından yakındıklarını duyabiliyorduk. Bu da bizim için sevindirici bir haberdi. Sonunda sandalın yanına vardılar ama sandalın koyda karaya çekilip bağlandığını, suların çekildiğini ve iki adamın da ortalıkta gözükmediğini anladıkları zamanki şaşkınlıklarını anlatmak olanaksız. Birbirlerine ağlamaklı biçimde seslenerek büyülü bir adaya düştüklerini, ya burada hepsini öldürmeye kararlı insanlar ya da iblislerle cinlerin olduğunu söylediklerini işitebiliyorduk. Tekrar arkadaşlarına seslenmeye başladılar. Uzun süre haykarıp durdular ama yanıt yoktu. Oradaki azıcık ışıkta ellerini umutsuzca iki yana açarak oraya buraya koştuklarını, bazen de dinlenmek için sandala oturmaya gittiklerini görebiliyorduk. Sonra yine kumsala gelip bir aşağı bir yukarı yürüyorlar ve her şey sil baştan yineleniyordu. Adamlarım dört gözle karanlık çöker çökmez onların üstüne çullanmak için izin vermemi bekliyordu ama olabildiğince azını öldürüp canlarını kurtarmak için elverişli koşulların oluşmasını istiyordum özellikle de ötekilerin tepeden tırnağa silahlı olduklarını bildiğimden bizimkilerden birinin ölme tehlikesini göze alamıyordum birbirlerinden ayrılıp ayrılmayacaklarını görmek için beklemeye karar verdim hiçbir hareketlerini gözden kaçırmamak için yakınlarına sokulduk ve Cuma ile kaptana fark edilmemek için sürünerek ateş etmeden önce becerebildikleri kadar yaklaşmalarını buyurdum İsyanın elebaşı durumunda olan ve şimdi diğerlerinden daha neşesiz ve korkmuş görünen Lostromo, yanında iki adamla birlikte onlara doğru gelince bizimkilerin fazla sürünmesi gerekmedi. Kaptan bu baş düzenbazı dize getirmeye öyle hevesliydi ki, yalnızca sesini duyduğu halde gerçekten o olup olmadığını anlayabilecek kadar yakına gelmesini bekleyecek sabrı kalmamıştı. Yaklaştıklarında kaptanla cuma ayağa fırlayıp üstlerine ateş açtılar. Lostromo oracıkta can verdi. Ötekilerden biri yaralanıp hemen yanına düştü. Bir ya da iki saat sonra da öldü. Üçüncüsü ise kaçmıştı. Silah sesleri üzerine artık sekiz adamı bulmuş olan bütün ordumla ilerledim. Ben Deniz General, Kor Generalim Cuma, kaptanla iki adamı ve ellerinde silah verecek ölçüde güven duyduğumuz üç savaş tutsağı. Sonuçta üstlerine karanlıkta saldırdığımız için sayımızı görmemişlerdi. Onlarla anlaşma yapabilir miyim diye daha önce sandalda bıraktıkları ve artık bizden birisi olmuş adamdan onlara seslenmesini istedim. Sonuç tam istediğimiz gibi oldu. Çünkü içinde bulundukları durum göz önüne alınınca teslim olmaya son derece gönüllü olacakları zaten belliydi. İçlerinden birisine var gücüyle seslendi. Adam, ''Tom Smith, Tom Smith!'' Tom Smith hemen yanıtladı. ''Robinson sen misin?'' Belli ki sesini tanımıştı. Bir iki yanıtladı. Evet ya tanrı aşkına silahlarınızı atıp teslim olun Tom Smith yoksa hemen burada öleceksiniz. Kime teslim olacağız? Neredeler? diye sordu Smith. Bunun üzerine buradalar dedi bizimki. Kaptanımız ve beraberinde 50 adam var burada. Son iki saattir sizin peşinizdeler. Lostrom öldü. Wilfrey yaralandı. Bense tutsağım. Ve eğer teslim olmazsanız siz de canınızdan olacaksınız. Peki canımızı bağışlayacaklar mı? dedi Tom Smith. O zaman teslim oluruz. Robinson Teslim olmaya söz verirseniz gidip sorarım, dedi. Kaptana sordu ve bu defa kaptan kendisi seslendi. Smith, benim sesimi tanıyorsun. Eğer hemen silahlarınızı bırakıp teslim olursanız canlarınız bağışlanacak. Will Atkins dışında hepinizin. Bunun üzerine Will Atkins haykırdı. Tanrı aşkına kaptan, benim de canımı bağışla. Ne yaptım ki ben? Bunların hepsi benim kadar kötüler. Bu arada bu son söylediği doğru değilmiş. Görünüşe göre isyanın başında bu Will Atkins, kaptanın yakasına ilk yapışan ve incitici sözler sarf edip zalimce ellerini bağlayan kişiydi. Yine de kaptan ona aklını başına toplayıp yere yatması ve valinin merhametine güvenmesi gerektiğini söyledi. Validen kastı bendim. Çünkü hepsi de bana vali diye hitap ediyorlardı. Kısacası hepsi silahlarını yere bırakıp merhamet dilediler. Onlarla görüşen adamla iki kişiyi daha hepsini bağlamaları için yanlarına gönderdim. Bu üçüyle birlikte sayısı 8 kişiyi aşmayan 50 kişilik büyük ordum gidip onları ve sandalı teslim aldı. Bir tek ben ve bir kişi daha devlet meseleleri yüzünden gözlerden ırak durduk. Bir sonraki işimiz sandalı onarmak ve geminin ele geçirilmesini planlamaktı. Kaptana gelince şimdi onlarla pazarlık edecek zamanı vardı. İşledikleri suçun ve yaptıkları planın alçaklığını yerip bunun kendilerine en sonunda üzüntü ve sıkıntıdan Hatta dar ağacından başka bir şey getirmeyeceğini anlattı. Hepsi de çok pişman gözüküyorlar ve canlarının bağışlanması için yalvarıyorlardı. Kaptan onlara burada kendisinin değil, adanın komutanının tutsakları olduklarını, onu çıplak, ıssız bir adaya bıraktıklarını sandıklarını ama Tanrı'nın onları bir İngiliz valisinin yönetimindeki bu adaya yönlendirdiğini, Valinin canı isterse hepsini oracıkta asabileceğini ama onlara canlarını bağışlama sözü verdiğinden valinin kendisine idam edilmesini öğütlediği ve bu yüzden de ertesi sabah asılacak olan Atkins dışındakileri adaletin tecellisi için İngiltere'ye yollayacağını sandığını söyledi. Bütün bunlar kendi uydurması olmasına karşın yine de istediği yetkiyi gösterdi. Atkins kaptanın validen canını bağışlamasına aracılık etmesi için yalvarmak üzere diz çöktü. Geri kalanların hepsi de İngiltere'ye gönderilmesinler diye yalvardılar. O anda artık kurtuluş zamanının geldiğini ve bu herifleri gemiye ele geçirmekte kullanmanın gayet basit olacağını düşündüm. Ne biçim bir valileri olduğunu görmesinler diye karanlıkta onlardan uzaklaşarak kaptanı yanıma çağırdım. Epeyce uzaktan seslendiğimde konuşması için tembihli bir adam kaptana ''Kaptan, kumandan sizi istiyor.'' dedi. Kaptansa şöyle yanıtladı. Eksanaslarına hemen geleceğimi bildir. Bu onları iyice şaşırtmıştı. Hepsi de komandanın 50 adamıyla birlikte hemen yakınında olduğuna inandı. Kaptan yanıma gelince ona gemiyi ele geçirme projemi anlattım. Bu da pek aklına yattı ve ertesi gün uygulamaya koymaya karar verdi. Ama bu planı layıkıyla yerine getirmemiz ve başarısını güvence altına almamız için ona tutsakları ayırmamız ve en kötülerinden ikisiyle Atkins'i bağlayıp ötekileri tuttuğumuz mağaraya götürmemiz gerektiğini anlattım. Bu iş cuma ve kaptanla kıyıya çıkmış iki adama verildi. Onları hapishaneye götürüyorlarmış gibi yapıp mağaraya naklettiler. Aslında mağara özellikle de onların durumundaki adamlara layık, kasvetli bir yerdi. Ötekilerin ise daha önce ayrıntılarıyla anlattığım çardığıma götürülmelerini buyurdum. Davranışları göz önüne alındığında çitle çevrildiği ve adamlar da bağlı olduğu için yeterince güvenli bir yerdi. Bunlara sabahleyin kaptanı gönderdim. Onlarla bir pazarlığa girişecek, kısacası onları sınayıp bana gemi baskını sırasında kendilerine güvenilip güvenilmeyeceğini söyleyecekti. Onlara kendisiyle yaptıkları kötülüğü, içinde sokuldukları durumu anlatmış ve her ne kadar o anki koşullarda vali canlarını bağışlamışsa da İngiltere'ye gönderilmeleri durumunda hepsinin asılacağını ama gemiyi kurtarma girişimine katılırlarsa affedilmeleri için validen söz alacağını söylemişti. Onların durumunda kim olsa böyle bir teklifi çabucak kabul ederdi. Kaptanın önünde diz çöküp yemin ederek kanlarının son damlasına kadar ona sadık kalacaklarına, canlarını onun uğruna feda edeceklerine, peşinden dünyanın her yerine gideceklerine, yaşadıkları sürece onu bir baba belleyeceklerine söz vermişler. Pekala demiş kaptan. Gidip valiye bana söylediklerinizi anlatayım. Bakalım sözünüze inanmasını sağlayabilecek miyim? Böylece onları nasıl bir ruh hali içinde bulduğunu bana açıkladı. Sadık kalacaklarına inandığını da belirtti. Ancak ihtiyatı elden bırakmamamız gerektiğinden ona yeniden gitmesini ve içlerinden beş kişiyi seçip onlara gördükleri üzere adam istemediğini, o beş kişiyi kendisine yardımcı olarak aldığını, diğer ikisini valinin alıkoyacağını, üçünün de beş kişinin yaşamına karşılık rehini olarak tutulmak üzere mağarama tutsak gönderileceğini, sadakatsizlik gösterdikleri anlaşılırsa bu beş rehinenin kıyıda asılacağını söylemesini istedim. Bu pek acımasız görünüyordu ama onları valinin bu konudaki ciddiyetine ikna etmeye yetti. Kabul etmekten başka çıkar yolları yoktu ve öteki beş kişiyi işlerini iyi yapmaları konusunda ikna etme işi artık kaptan kadar tutsaklara da düşüyordu.'' Artık yolculuk için gücümüzü düzene sokmuştuk. İlk olarak kaptan, ikinci kaptanı ve yolcusu, ikinci olarak kişilikleri hakkında kaptandan aldığım bilgi doğrultusunda özgür bıraktığım ve ellerine silah verdiğim ilk çeteden tutsak düşen iki kişi, üçüncü olarak o ana kadar çağırdığımda bağlı tuttuğum ama kaptanın teklifiyle serbest bıraktığım öteki iki kişiyi, dördüncü olarak da en son serbest bıraktığımız bu beşi Böylece mağarada rehin tuttuğumuz 5 kişinin yanı sıra 12 kişi ediyorduk. Kaptana bu kişilerle gemiye çıkma girişimini göze alıp almadığını sordum. Bana ve adamım Cuma'ya gelince geride 7 adam bıraktığımız için bu işe karışmamızın uygun olmayacağını düşünüyordum. Ve onları birbirlerinden uzak yerlerde tutup karınlarını doyurmak bizim için epey iş olacaktı. Mağaradaki 5 adamı bağlı tutmaya karar vermiştim. Ama Cuma ihtiyaçlarını karşılamak için günde iki kez onlara gidiyordu. Ben de erzakları diğer ikisine Cuman'ın bunları alacağı belli bir yere kadar taşıtıyordum. Kendimi iki rehineye gösterdiğimde kaptan yanımdaydı ve valinin onlara göz kulak olmak için gönderdiği kişi olduğumu, valinin benim peşimden hiçbir yere ayrılmamalarını buyurduğunu söyledi. Aksine davranırlarsa kaleye götürülüp zincire vurulacaklardı. Böylece ben artık başka birisi olarak göründüğümden ve her fırsatta validen, garnizondan, kaleden ve bunun gibi şeylerden bahsettiğimden beni valikalığında görmeleri sıkıntısına girmeme hiç gerek kalmadı. İki sandalını donatmak, birinin deliğini yamamak ve içlerine adam koymak dışında artık kaptanın önünde hiçbir güçlük kalmamıştı. Yolcusunu yanına dört adam verip sandalların birisine kaptan yapmış ve kendisi ikinci kaptan ve beş kişi daha öteki sandala binmişlerdi. Gemiye gece yarısı gibi ulaştıklarından şansları yaver gitmişti. Gemiden işitilebilecek kadar yaklaşınca Robinson'a onlara seslenmesini, adamlarla sandalı getirdiklerini ama onları bulmalarının uzun sürdüğünü ve buna benzer şeyler söyleyerek oyalamasını istemişti. Gemiye silahlarıyla birlikte ilk çıkanlar, adamları tarafından son derece iyi korunan kaptanla ikinci kaptan olmuş, üçüncü kaptanla marangozu tüfeklerinin dipçikleriyle hemen oracıkta yere sermiş Baş ve kıç güvertesindeki herkesi teslim almış ve onları ambara kapatıp ambarın ağzını kilitlemişlerdi. Öteki sandalla adamları baş tarafa yanaşınca üst güverteyi ve mutfağa açılan ambar kapağını ele geçirmiş, orada buldukları üç kişiyi de yakalamışlardı. Bu iş bittikten ve üst güverte tümüyle kontrol altına alındıktan sonra kaptan, üç adamla ikinci kaptana, Başlarına geleni anlayıp kalkan, iki adamı ve Miçosu ile birlikte silahlarına sarılan isyancı yeni kaptanın bulunduğu kıç üstündeki kameraya dalmasını buyurmuştu. İkinci kaptan bir küsküyle kapıyı kırıp açınca yeni kaptanla adamları duraksamadan üstlerine ateş açmışlar ve ikinci kaptanı kolunu kıran bir misket kurşunuyla yaralamışlardı. İki kişiyi daha yaralamalarına karşın kimse ölmemişti. Yardım isteyen ikinci kaptan yarasına karşın kameraya dalmış ve tabancasıyla yeni kaptanı kafasından vurmuştu. Kurşun ağzından girip kulağının arkasından çıktığında artık bir tek söz dahi edememişti. Bunun üzerine kalanlar teslim olmuş ve gemi başka bir cana kıyılmaksızın tümüyle ele geçirilmişti. Gemi bu şekilde kurtarılınca kaptan başarısını bana bildirmesi için aramızda anlaştığımız gibi yedi pare top atılmasını buyurmuştu. Gecenin ikisine kadar bunu duymayı umarak oturduğum kumsaldan bu sesi işitmenin beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsiniz.'' İşareti açıkça duymam üzerine yere uzandım ve benim açımdan son derece yorucu geçen bir günün ardından bir tüfek sesiyle irkilene kadar deliksiz bir uyku çektim. Ayağa fırlar fırlamaz adamın birinin bana "Sayın Vali, Sayın Vali" diye seslendiğini duydum ve bunun kaptanın sesi olduğunu hemen anladım. Tepenin üstüne çıkıp orada durdu ve gemiyi göstererek beni kollarının arasına aldı. "Sevgili dostum ve kurtarıcım." dedi. İşte geminiz, çünkü bu geminin içindeki her şeyin ve dolayısıyla bizlerin de sahibi sizsiniz. Bakışlarımı gemiye çevirdim. İşte orada, kıyının bir buçuk mil kadar uzağındaydı. Onu ele geçirir geçirmez demir aldıklarından, elverişli havanın da yardımıyla küçük koyun tam karşısında demirlemişlerdi. Ve sular yükseldiği için kaptan Filika'yı benim sallarımı bağladığım yere kadar getirmiş ve böylece tam kapımın ağzında karaya çıkmışlardı. Başlangıçta şaşkınlıktan yere düşecek gibiydim çünkü kurtuluşumun somut biçimde elime verildiğini görüyordum. Her şey pek kolay olmuştu ve koca bir gemi beni canımın istediği yere götürmeye hazırdı. Başta bir süre ona tek bir sözcükle bile yanıt veremedim. Ama beni kollarının arasına alırken ona sımsıkı tutundum yoksa yere yığılacaktım. Şaşkınlığımı kavradı ve hemen cebinden sırf benim için getirdiği bir şişe çıkartıp bir yudum likör verdi. İçtikten sonra yere oturdum. İçkiyle biraz kendime gelmiş olsam da onunla bir çift laf edebilmem için bir süre daha geçmesi gerekti. Bütün bu süre içinde adamcağız da benim gibi şaşkınlıktan olmasa bile benimki kadar büyük bir coşku içindeydi ve beni toparlayıp kendime getirmek için bin tane tatlı ve müşfik şey söyledi. Ama sevinç öyle bir sel olup göğsümden taşmıştı ki bütün duygularım karman çormandı. En sonunda gözyaşları biçiminde patladı kısa bir süre sonra yeniden konuşabilir duruma gelmiştim. Sonra benim sıram geldi. Onu kurtarıcım olarak kucakladım ve birlikte sevindik. Ona beni kurtarsın diye tanrı tarafından gönderilmiş bir adam gözüyle baktığımı, bütün olup bitenlerin bir mucizeler zinciri gibi göründüğünü, bunun gibi şeylerin dünyaya hükmeden tanrının gizli eli İlahi bir gücün dünyanın köşe bucağını gözetleyen gözü aracılığıyla sıkıntıya düşene canı istediğinde yardım ettiğinin kanıtı olduğunu söyledim. Yüreğimi şükranla Tanrı'ya açmayı da unutmadım. Hem zaten ıssızlığın ortasında böylesine kimsesizken mucizevi biçimde hayatta kalmamı sağlamış, her kurtuluşa mutlaka minnettar kalmamız gereken bir varlığa şükretmekten hangi yürek kaçınabilirdi ki? Bir süre daha konuştuktan sonra kaptan bana gemide bulabildiği ve alçakların kaptanlarından yağmaladıklarından arta kalanlardan biraz serinletici bir şeyler getirdiğini söyledi. Bu sözlerden sonra adamlarına vali için ayırdıkları şeyleri karaya çıkartmalarına buyurdu ve sonuçta bu armağanların onlarla birlikte buradan ayrılacak olan ben değilmişim de adada yaşamayı sürdürecek biriymişim gibi olduğu ortaya çıktı. Önce bana mükemmel likör şişeleriyle dolu bir kasa, her biri 2 litreye yakın 6 büyük şişe maderya şarabı, 1 kilo kadar en iyi cinsten tütün, en iyi yerinden bir düzine sığır eti parçası ve bir çuval dolusu bezelye ve 100 kiloya yakın bisküvi ile 6 parça domuz eti verdi. Ayrıca bir sandık şeker, bir sandık un, bir çuval dolusu limon, iki şişe limon suyu ve yığınla başka şeyler de getirmişti. Bunlardan başka ve benim için bin kez daha makbule geçecek altı yeni temiz gömlek, altı tane en iyi cinsten boyun bağı, iki çift eldiven, iki çift ayakkabı, bir şapka ve çok az kullanılmış, kendisine ait bir takım elbiseyle bir çift çorap getirmişti. Kısacası beni tepeden tırnağa donatmıştı. Bu benim koşullarımdaki birinin hayal edebileceği en ince ve hoş armağandı. Ama başlangıçta bu tür giysiler giymek bana sevimsiz, tuhaf ve zor geldi.'' Bu merasimler sona erdikten ve bütün o güzel şeyler küçük daireme taşındıktan sonra elimizdeki tutsakları ne yapacağımızı tartışmaya başladık. Çünkü onları, özellikle de sonuna kadar iflah olmaz ve başlarına buyruk oldukları su götürmeyen o ikisini yanımıza alıp almamayı değerlendirmek gerekiyordu. Kaptan onların acımaya değmeyecek kadar alçak olduklarını bildiğini ve onları yanında götürürse bile bunun ancak rastlayacağı ilk İngiliz sömürgesinde adalete teslim etmek üzere cani sıfatıyla zincirlenmiş biçimde olması gerektiğini söyledi. Kaptanın bu konuda büyük endişe duyduğunu anladım. Bunun üzerine ona eğer arzu ederse sözüne ettiği iki adamı onları adada bırakmamızı kendilerinin isteyecekleri bir noktaya getirme işini üstüme alabileceğimi söyledim. Bundan bütün kalbimle memnuniyet duyarım dedi kaptan. Peki dedim Onları buraya getirip sizin adınıza konuşacağım. Böylece Cuma'yı ve yoldaşları, sözlerinde durduğu için artık salıverdiğimiz iki rehineyi mağaraya yolladım. Ve orada elleri kolları bağlı durumdaki beş kişiyi çardağa getirip, ben gelinceye kadar da orada tutmalarını buyurdum. Bir süre sonra yeni giysilerimi giyerek oraya gittim. Yine vali diye çağrılıyordum. Herkes bir araya gelince, kaptan da yanımda olduğu halde adamları getirttim. Ve kaptana karşı işledikleri suçların tümünden, Gemiyle kaçmalarından ve başka hırsızlıklara da yeltenmelerinden haberim olduğunu ama Tanrı'nın onları kendi tuzaklarına düşürdüğünü ve başkaları için kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü söyledim. Onlara benim buyruğumla geminin ele geçirildiğini, o anda yola çıkmaya hazır beklediğini, yeni kaptanlarının alçaklığının ödülünü aldığını ve serinin ucunda sallandığını çok geçmeden görebileceklerini bildirdim. Buyruğum üzerine onları astırabileceğimden kuşku duymadıkları halde korsanlıklarından dolayı kendilerini idam etmeyeceğimi anladıklarında ne diyeceklerini duymaya amaçlıyordum. İçlerinden birisi geri kalanlar adına teslim olduklarında kaptanın canlarını bağışlama sözü verdiğini yinelemekten başka bir diyecekleri olmadığını söyleyerek yanıtladı ve nacizane merhamet dilediler. Ama onlara nasıl bir merhamet göstereceğimi bilemediğimi söyledim. Çünkü bana gelince bütün adamlarımla adadan ayrılıp İngiltere'ye gitmek için kaptanın yolcusu olmaya kararlıydım. Ve kaptana gelince isyana yeltenip gemiyi kaçırdıkları için onları İngiltere'ye ancak zincirlenmiş tutsaklar olarak götürebileceğini, bunun sonucunda da tahmin edecekleri üzere idam sehpasını boylayacaklarını söyledim. Bu yüzden adada kalıp talihlerini sınamaya kendileri karar vermedikleri sürece onlar için en iyisinin ne olacağını bilemezdim. Bu adadan ayrılacağım için isterlerse burada kalabilirlerdi. Bu durumda canlarını bağışlayabilirdim. Buna pek minnettar kalmış görünüyorlardı. İngiltere'ye götürülüp asılmaktansa orada kalmayı yeğleyeceklerini söylediler. Böylece konuyu orada kestim. Ancak kaptan sanki onları burada bırakmaya cesaret edemiyormuşçasına bir takım güçlükler çıkaracak gibi oldu. Bunun üzerine ben de kaptan azıcık kızmış göründüm ve bu adamların onun değil, benim tutsaklarım olduğunu, onlara çok fazla iyilik yapmış görünsem de sözümde durduğumu, eğer kafasına yatmadıysa onları bulduğum zamanki gibi özgür bırakabileceğimi, bundan da hoşlanmazsa onlara canı ne isterse yapabileceğini söyledim. Bunun üzerine pek minnettar kaldılar. Ben de sözümü tutup onları salıverdim. Ve geldikleri yere, ormana geri dönmelerini buyurarak giderken kendilerine biraz cephaneyle birkaç silah bırakacağımı, eğer uygun bulurlarsa kendilerini oldukça iyi yaşatacak bir takım tavsiyelerde de bulunacağımı söyledim. Ardından da gemiye binmeye hazırlandım. Ama kaptana o gece eşyalarımı hazırlamak için adada kalacağımı, bu sırada da göz kulak olması için gemiye binmesini ve ertesi gün sandalı bana yollamasını söyleyerek bu adamların onu görebilmeleri için ölmüş olan yeni kaptanı ne olursa olsun seren ucuna astırmasını tembihledim. Kaptan gidince adamları eve yanıma çağırdım ve içinde bulundukları koşullar üzerinde ciddi bir konuşmaya giriştim. Onlar doğru bir seçim yaptıklarını, eğer kaptan onları götürseydi asılmalarının kesin olduğunu düşündüğümü söyledim. Onlara seren direğinde sallanan yeni kaptanı gösterip kendilerinin de aynı sonu beklediğini anlattım. Hep birazdan kalmak konusundaki isteklerini dile getirdiklerinde, onlara buradaki yaşantımın öyküsünü anlatacağımı ve onlara hayatlarını kolaylaştıracak yolları öğreteceğimi söyledim. Bu doğrultuda onlara adanın bütün tarihini ve buraya gelişimi anlattım. Çitlerimi gösterip ekmeğimi nasıl yaptığımı, tahılımı nasıl ektiğimi, üzümlerimi nasıl kuruttuğumu, özetle işlerini kolaylaştırmaya yarayacak her şeyi gösterdim. Ayrıca gelmeleri beklenen 17 İspanyolun öyküsünü de anlatıp kendileri için bir mektup bıraktım ve geldiklerinde onlara iyi davranacaklarına dair söz verdirdim. Yeri gelmişken gemide mürekkepten yana sıkıntı çekmeyen kaptanın çok daha zor şeyleri başarmama karşın kömür ve su kullanarak mürekkep ya da bunun gibi bir şey yapmaya yarayacak bir yöntem akıl edemeyişimi büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını da belirteyim. Onlara beş misket, üç av tüfeği ve üç kılıçtan oluşan silahlarımı bıraktım. Bir buçuk fıçıdan biraz fazla barutum kalmıştı çünkü ilk bir iki yıldan sonra pek azını kullanmış, boşa harcamamıştım. Onlara keçileri yetiştirme biçimimi anlatıp nasıl sağıp besleyeceklerini, tereyağı ve peynir yapma yöntemlerimi gösterdim. Kısacası onlara öykümün her kısmını anlattım ve iki fıçı daha barutla benim elimde olmasından çok mutlu olacağım biraz tohumu bırakmak için kaptanla görüşeceğimi söyledim. Ayrıca kaptanın bana yemem için getirdiği bezelye çuvalını da verip bunları mutlaka ekip çoğaltmalarını söyledim.